Merhaba. Merhaba değerli izleyiciler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yine bir hafta başında hep birlikteyiz. Cenab-ı Hak bütün davranışlarımızı rızasına uygun şekilde ifa etmeyi cümlemize nasip etsin diyerek sohbetime başlıyorum. Bugün duadan bahsedeceğiz. Dua nedir? Niçin gereklidir? Gerekli midir, değil midir? Dua nasıl olmalıdır? Hangi konularda dua etmeliyiz? Hangi konuda Cenab-ı Hak'la karşı karşıya gelip ondan isteklerde bulunmalıyız? Kur'an'ın ışığında bu konularda onun söylediklerini ortaya koyacağız. İnanma duygusuyla dünyaya gelen insan, inanmaya ihtiyaç duyduğu kadar dua etmeye de ihtiyaç duyar. Yani yeryüzünde insan görülmeye başladığı zaman andan itibaren dinsiz ve inansız bir toplum hiç olmadığı gibi, bir insan olmadığı gibi bu bir sığınma ritüeli olan duasız insanda, duaya ihtiyaç duymayan insanda hiç olmamıştır. Bunu zaman zaman dua etmeyen insanların, dua etmeye ihtiyaç duymadığını söyleyen insanların bile çok sıkıntılı durumlarda gayri ihtiyari refleks olarak dua ettiklerini, aman yarabbim diye bağırdıklarını duymayanımız, bilmeyenimiz yoktur. Dua, insanın yaratıcısını yardıma çağırmak demektir. Bizi yoktan var eden Allah Teala elbette ki bizim yaşama tarzımızı da şekillendiren, yönlendiren ve yaşamak için güç ve kuvvet veren de Allah'ın kendisidir. Dolayısıyla onun yarattığı bir varlık, onun yardımı olmadan hayat sürmesi, başarı sağlaması da mümkün olmaz. Ünlü Fransız düşünür Garudi diyor ki, insan ancak Allah'ı kalbinde hissettiği zaman insan olur. Yani insan ancak Allah'ı kalbinde hissettiği zaman insan olur diyor. İşte dua, Allah'ı kalbinde ve yanında hissetmenin bir başka adıdır. Yalnızlığımızı gideren ve baş başa kalabileceğimiz, üstelik bizi yoktan var eden, hiçbir şeye muhtaç olmayan, herkesin her şeyin ona muhtaç olduğu ve hiç kulunu hiçbir şekilde yarıda bırakmayan, yolda bırakmayan, kimsesiz bırakmayan Allah'la karşı karşıya gelmek demektir dua. Ayrıca Kur'an'ın ifadesine göre Allah'ın değer vermesine neden olan eylemlerin başında da dua gelir. Yani dua edene Allah değer verdiği gibi dua etmeyene değer vermez. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Ey Peygamber, o çevrendekilere bir söyle, sizin duanız olmazsa, Allah'a yönelişiniz bulunmazsa, Rabbim size ne diye değer versin? Yani sizi mesela bir ottan, bir başka bir canlıdan, bir çiçekten niye farklı görsün ki? Yani bir ot gibi görmek durumundadır o zaman. Sizi farklı kılan şey, diğer canlılardan farklı kılan şey, sürekli Allah'la temas halinde olmak ve dua etmek suretiyle ona kendinizi açmak ve dökmek ile ancak mümkün olur. Yani dua eden insana Allah Teala değer verir. Bir defa bunu bir kenara koyalım. Dua eden insana Allah değer verir. Bu anlamın karşı anlamı, dua etmeyene değer vermez. Zaten kutsi bir hadiste, yani Allah'ın ilhamla Hazreti Peygamber'e söylettiği bir sözde de bana dua etmeyene kızarım, gazap ederim dediğini de naklediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani değer, dua edene değer verdiği gibi dua etmeyene gazap ettiğini, yani kendisini beğenmiş, onun için bana başvurmuyor sonucu çıkardığı için ona gazap ettiğini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Bu ayet, yani duayla değer kazanma ayeti, duanın insanın varlık sebebi olduğunu gösterir. Yani zaten yaratılış nedenimiz de Allah'a kulluk etmek, ona kendimizi açmak ve onun gücü karşısında kendi aziyetimizi her vesileyle ortaya koymaktır.
Bunun için de Hazreti Peygamber dua ibadetin iliğidir buyurmuşur. Yani ibadetin özü, ibadetin son noktası, ibadetin nüvesi olarak ifadelendirmiştir ki dua bu ifadeye göre de bir ibadettir. Dua etmek, insanın Allah'la baş başa kalarak ondan velev ki kendi isteklerini ve arzularını ona açmış olsa bile veya kendi yaptığı çok fahiş hataları, günahları ona dillendirerek ondan bağışlanma dilense bile Allah'ın hoşuna gittiği bir davranış olduğu için ibadet olarak algılanmıştır. Dua eden insan o haliyle Allah'la diyalog halinde de olur. Yani düşünün ki insan farklı bir makamda bulunan bir insanla konuşmayı, bir ne bileyim şöhreti, dünyayı sarmış birisiyle konuşmayı, onunla bir iki kelam etmeyi kendisi için sonsuz bir mutluluk nedeni olarak görmektedir. Görür yani, bu her insan için geçerlidir. Yani çok önemli bir şahsiyeti bir yerde gördüğünüz zaman içinizde bir kıpırdanma meydana gelir. Düşünün ki bütün kainatı yaratan, sonra bütün canlıları öldükten sonra diriltip de huzurunda hesaba çekecek olan Allah Teala Hazretleriyle, yaratıcımızla diyalog haline geçmek, onunla bir iki kelam etmek insanın kalp tellerini titretmez de ne yapar? Allah'la diyalog bu. Herhangi birisiyle diyaloğa benzemez. Allah'la diyalogdur. Ve üstelik herhangi birisiyle diyaloğunuz bir sonuç vermeyebilir ama Allah'la diyaloğun mutlaka bir sonucu vardır. Mutlaka müminin lehine olabilecek, ya bu dünyada ya öteki dünyada onu mutlu kılacak bir sonucu bahis konusudur. Dolayısıyla hiçbir insan Allah'la diyaloğa girmeden kendisini mutlu hissedemez. Ki hiçbir insan kendisini Allah'la diyaloğa girmekten uzak durmak istemez. İnsanlar duaya günümüzde insanlar duaya önem vermiyorlarsa, herhangi birisiyle olan diyaloğu Allah'la olan diyalogtan daha önemli hissediyorlarsa, kesinlikle söylemek gerekir ki duanın ne anlama geldiğini bilmediklerindendir. Duanın önemini kavrayamadıklarındandır, duymadıklarındandır veya bilmediklerindendir. Oysa duanın hiçbir diyalogla mukayese edilemeyecek kadar Cenab-ı Hak'la bir diyalog olduğunu ve mutlaka hayırlı sonuçlar doğurduğunu onun için müminin bilmesi lazım. Ben müminim diyen, Müslümanım diyen insanın ilk bilmesi gereken şey Allah'la nasıl irtibata geçildiğini, Allah'a nasıl yaklaşıldığını ve onunla nasıl diyaloğa geçildiğini öğrenmektir. Çocuklarımızı dine alıştırırken ve dini çocuklarımıza öğretirken ona yapacağımız şey, şu işi yapmazsan Allah seni yakar, fırına atar filan demek yerine, canın sıkıldığı zaman veya bir isteğin olduğu zaman bizi yaratan, hepimizi yaratan Allah Teala'dan iste o sana verecektir demeniz, Allah sevginin kaynağıdır, herkesi sever, seni de çok sever demeniz, onu duayla baş başa bırakmanız da ayrıca önemli bu hususta duanın önemini anlama bakımından önemli bir etkendir. Yani biz televizyon filmlerinde, dizilerinde, yabancıların filmlerini seyrederken çocuklarını yatırdıkları zaman, çocukları yatakta Allah baba bana yardım et, yarın güzel kalkayım gibi Hristiyanlığa yönelik bir söylemle yattıklarını çok görürüz. Ama ne yazık ki ne bizim filmlerimizde ne de gerçek hayatta herhangi bir Müslüman çocuğu yatarken Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyip yatağa girmesi ve Ya Rabbi beni gene yarın sağlıklı bir şekilde hayata kavuşturup da güzel işleri yapmayı bana nasip et dediğini herhalde siz de duymadınız. Ben zaten duymadım. Ünlü
ruh bilimcimiz vardı eskiden, Mazhar Osman. Onun bir iki sözünü naklettikten sonra açıklık getireceğim. Bir şeye inanmamak, diyor Mazhar Osman, bir şeye inanmamak insanların ruhunda çok önemli sarsıntılar meydana getirir. Bu duruma gelmiş insanlar da, yani ruhundaki sarsıntıları yaşayan bir insan da Allah'a ve kadere inanmayı yok etmiştir. Yani ruhunda sarsıntılar olan insanların, diyor Mazhar Osman, Allah'a ve kadere ve ahiret gününe imanı yok etmiştir. Yani Allah, bir şeyin Allah'tan geleceğini artık ümidini kesmiştir. Bunun yerine ne koymuşlar? İhtirası, ölmeyi, öldürmeyi, çatışmayı ve başkasının hakkına tasallut etmeyi yerleştirmiştir, diyor. İslam dini öncelikle Allah'a, ahiret gününe ve kadere iman etmenin önemine vurgu yaparken insana tevekkülü, güvenmeyi, paylaşmayı, sabırlı olmayı, dua ve dua etmeyi ve tövbe ve istiğfarda bulunmayı telkin eder. Bu yönlendirmesiyle İslamiyet ruhi hastalıkların birçoğunu önlemekte ve inananların ruh dünyasında düzenleyici ve dengeleyici rol oynamaktadır. Yani iman etmiş insanlar ve Allah'la dua şeklinde diyalog kurabilen insanlar bu imkandan mahrum olan, kendisini bu imkandan mahrum bırakan insanlara göre en şiddetli sıkıntılara karşı daha tahammüllü ve daha dirençli olurlar. Bu birçok şekilde, birçok defalar bilim açısından da tespit edilmiş. Amerika'da yapılan bir araştırmada mesela bir yıkıntı, bir deprem karşısında insanların sarsıntıya karşı tahammülünü ve sabrını ölçmüşler. Birazcık kırıntı da olsa kendisinde Allah bağlantısı olan, imanla bir beraberliği olan insanlar daima o sıkıntıları daha hafif anlatmışlardır. İman kırıntısı olmayanlar ölmeyi, ateşe atlamayı, binadan atlamayı, ne bileyim intiharı bile göze alabilmektedir. Halbuki imanında sağlam bir duruş sergileyebilen Müslüman bilir ki kader Allah'ındır. Allah'ın dediği olur. Allah'tan gelen Yunus Emre'nin ifadesiyle lütfun da hoş, kahrın da hoş ey Rabbim. Değil mi ki senden geldi? Bize kahrını gösterme ama eğer gelirse de lütfun kadar senden geldiği için lütfun kadar bize hoştur. Çünkü senden gelmiştir. Diyebilme erdemini gösterir imanla bütünleşmiş insan. İntiharların İslami iman içinde olmayanlar arasında daha sık görülmesi ve duanın yani dua etmeyenlerin İslami imanla bütünleşmiş olmayan toplumlar içinde intiharların daha çok görülmüş olması duanın ne kadar önemli olduğunu da belgeler. Çünkü intiharlar ümitsizliğin, yalnızlığın, çaresizliğin, acının ve ıstırabın dramatik bir sonucudur. Oysa iman sahibi hiç kimse kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmez. Zira o çok iyi bilir ki iman sahibi insan nerede bulunmuş olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun onu var eden yaratıcısı hep onunladır ve hep onun yanındadır. Bunu nereden bilecek? İmanın manifestosu olan Kur'an'dan bilecek. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Siz nerede olursanız olun, o Allah hep sizinle beraberdir. Allah'ın hep kendisiyle beraber olduğunu bilen, buna inanan, bundan bir ümit var olan insanın maneviyatının ve ruh yapısının çökmesi kolay kolay mümkün olmaz. Şu da bir gerçek ki, insanlığın yenemeyeceği korku ve endişelerden kurtulmak, gücünü aşan arzu ve isteklerine ulaşmak için kendisinden yardım talep edeceği, imdada çağıracağı,
üstün bir güce inanmak ve güvenmek gereği duyar insan. Yani olamayacak şekilde tarlayı ekmişseniz, sulama yapmışsınız ama uzun müddet yağmur da yağmıyor, kuraklık içinde yanıyor. Göz göze göre ektiğiniz şeylerin boşa gideceğini görüyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Ya Rabbi bize yağmur gönder de bu işte kuşlar, ekinler zarar görmesin diye söyleyeceksiniz. Bu dua budur işte. Yani herhangi bir elde olmayan bir şeyden dolayı Cenab-ı Hakk'ın verebileceği bir musibetin önüne geçmenin, çünkü dua musibeti engeller. Her türlü musibetin dua engeller. Eğer birçok musibetlerden günümüze kadar insanoğlu kurtulduysa onda elbette ki dua eden insanların sayesindedir. Dua etmediğin bir an olsun Türkiye ülkemizde dua etmeyen hiç insan kalmasın. İnanın ülkenin ayakta bir gün ayakta durması mümkün değil. Dua ile ayakta kalıyoruz. Buna bilimsel olarak yani itiraz edebilenler olabilir ama benim kastettiğim şey bilimsel olarak ortaya koyduğunuz hiçbir şeyin duaya dayanmadıkça hayırlı bir sonuç vermediği gayet açıktır. Yani en öldürücü silahları bile bilimsel dayanakla ortaya konmuştur. Ama orada dua ve Allah'ın adı anılmadığı için, Allah bahis konusu edilmediği için o bilime dayanarak elde edilen silahların en haşinini, en dehşet vericisini yapabilmektir bilim. Yani Allah'tan, maneviyattan uzak kalmış, Allah'ı ortak etmemiş, beraberlik verilmemiş bir hiçbir işten bir hayır gelmediğini mümin bilir. Kendisinden yardım talep edeceği bir güce dayanmak ister. İşte bu gerekliliği karşılamada din ve onun öğretileri insana alternatifsiz imkanlar sunmaktadır. Kur'an Allah'ı vekil tayin et. Allah'a dayan, Allah'ı vekil et. Ona dayan, güven, vekil olarak Allah yeter. Ve kefâ billâhi vekîlâ. Dayanacağın ve hiç yıkılmayacak olan, seni sürekli ayakta tutacak olan yegane varlık, seni yoktan var eden Allah'tır. Ona dayan ve o sana yeter. Buyurarak Kur'an-ı Kerim kime başvurulması gerektiğini ve kime güvenilmesi gerektiğini de ortaya koymaktadır. Yani Allah'a dayanmadan girişilecek bir davranışın hayırlı sonuçlarla sonuçlanmasını beklemek şu ortamda mümkün değildir. Dua dini bir kavram olarak Allah ile kul arasında diyaloğu ifade eder demiştik. Kuldan Allah'a yakarış, bu diyalog nasıl gerçekleşiyor? Kuldan Allah'a yakarış şeklinde gerçekleşiyor. Allah'a yakarış ve ona sığınma, aziyetini ifade ederek sana geldim ya Rabbim anlamında sana sığınma. Allah'tan da kuluna merhamet, acıma ve bağışlama, ihsan ve koruma şeklinde cereyan eder. Yani bu diyalog kul sığınacak. Ondan isteyecek, Allah merhamet eder, acır, bağışlar ve korumaya alır. Böyle bir diyalog söz konusudur. Kur'an'a göre kulun yaratıcısına karşı yükümlülükleri vardır. Yani Kur'an onları da söylüyor. Nedir bu yükümlülükler? Takva, yani Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşımak. Zikir, yani Allah'ı her an akılda tutmak. Şükür, yani ibadet ederek Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını eda etmeye çalışmak. Tevekkül, yani ona dayanmak. Ve ihlas, yani samimiyet, tövbe ve istiğfar ile onu yardıma çağırmak demek olan dua, bu gerekliliklerden, yükümlülüklerden birisidir Kur'an ifadesine göre. Yani bunları Allah müminden bunlar istiyor. Takva olacak, Allah'ı her an aklında tutacak, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyacak, şükredecek, Allah'a dayanacak, samimi davranacak,
tövbe, hata ve eksikliklerinden dolayı tövbe ve istiğfarda bulunacak ve dua edecek. Dua insanın tekebbür ve istinadan, yani kibirlenmek ve başkasına ihtiyacım yok diyerek kendine yeter durumda kabul etmekten vazgeçip Allah'ın mutlak kudretini, adaletini ve merhametini kavramaktan doğan bir boyun eğme ve yüce yaratıcının karşısında aziyetini idrak etme halidir dua. Yani ben kendi kendime yetemem, tek başıma aşamam. Allah'ın adaletine, Allah'ın yüceliğine boyun eğmek, onun karşısında ben çok aciz ve kulum, kul olduğum için de acizim, muhtacım, muhtaç olduğum yegane varlık da Allah Teala'nın kendisidir. Çünkü beni yaratan O'dur, bana hayat tanzim eden O'dur, bana hayat biçen O'dur. Benim hayatımı sürdürebilmem için lazım olan bütün maddeleri, bütün destekleyici güçleri yaratan da O'dur. Pekala, biliyoruz ki Allah'a dayanmadan yaşamak mümkün değildir. Nitekim Hazreti İbrahim bu hususu putperestler azgınlarına Kur'an ifadesiyle şöyle ortaya koymuştur. Yani putperest azgınlar Hazreti İbrahim'in atalardan kalma bir takım eşyalara taptıklarını söylediğinde Hazreti İbrahim şaşırıyor ki Hazreti İbrahim'i Allah Teala Kur'an'da tek başına bir ümmet olarak belirler. İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâneten lillâhi hanife. İbrahim tek başına bir ümmetti, bir toplumdu ve tek başına vahdet inancını temsil edebilmiştir diyor. Aklı almıyor. Yani bu bir soruyor onlara, bu size bir faydası olmayan, ne dediğinizi duymayan, duyduğundan emin misiniz dediklerinizi, bunu olmayana nasıl ibadet edersiniz, nasıl boyun eğersiniz, nasıl kulluk edersiniz derken Kur'an'ın ifadesiyle sonucu şöyle bağlıyor. Fe innehu aduvulli, bu sizin bahsettiğiniz bu tanrılar, bu putlar benim düşmanımdır. İlla rabbel alemin, ancak ve ancak bütün alemlerin sahibi, yaratıcısı olan Rabbim Allah Teala hariç, o benim dostumdur. Niye? Ellezî halakani fehuve yehdin. Beni yaratan odur. Çünkü o beni o yaratmıştır. Fehuve yehdin ve doğru yolu da bana o göstermiştir. Doğru yola o koymuştur. Vellezî huve yut'imuni ve yeskin. Acıktığımda beni doyuran, yarattıklarıyla doyuran, susadığımda beni oluşturduğu sularla içiren odur. Ve izâ meridtu fehuve yeşfin, hastalandığım zaman bana şifa veren de odur. Velleti yumituni tümme yuhyin, beni öldüren sonra dirilten odur. Velleti etme'u en yağfireli hatiyeti yevmettin, ve kıyamet gününde de benim hatalarımı, günahlarımı bağışlayıp da beni mağfiret edecek olan da, ümit ettiğim de odur. Yani başka birisi olabilir mi şimdi? Bana şifa verecek başka birisi var mıdır? Bana benim açlığımı giderecek, nimetleri yaratacak birisi var mıdır? Soruyor Cenab-ı Hak. İn asbaha ma'ukum gavran fe men ye'tikum bima imma'in, er yeryüzünde cereyan eden suları Cenab-ı Hak birden bir çekse siz nereden su bulacaksınız? Yoktur. Dolayısıyla Allahsız bir anımız olamaz. Yani hangi işimizde olursa olsun hep Allah'ın etkisini görüyoruz. Yemekte, içmekte, hastalıkta, sağlıkta, afiyette, yağmurda, kuraklıkta hep onu görüyoruz. Duadan uzak durmak insanın Allah'a ihtiyacı olmadığı anlamına geleceği için dinen uygun bulunmaz. Nitekim Cenab-ı Hak buyuruyor ki kella innel insane la yatqa ra'ahu istana. İnsanoğlu kendisini ne kadar kendisine yeter görürse o kadar taşkın olur, o kadar sapar, o kadar yoldan çıkar, o kadar ne yapacağını bilmez hale gelir. Gerçekten de yani günümüz dünyasında da bakıyorsunuz, çok yakından tanıdığınız insanlar
kendisini bir yere oturtmuş, onun sırtının yere gelmeyeceği anlayışıyla Allah'ın hiçbir dediğine kulak asmıyor ve en akla hayale gelebilecek en büyük kötülükleri yapabilmektedir. Bilmiyor diyor Cenab-ı Hak. Halbuki inne ila rabbike ruca. En sonunda da Rabbine dönecek diyor Peygamberimiz. Yani bu kendisini kendine yeterli zanneder, benim Allah'a ihtiyacım yok havası içindedir ama döneceği yer gene Rabbin diyor. Bir başka ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve kâle rabbukum, Rabbiniz diyor ki hepinize, bütün Müslüman, bütün insanlara Cenab-ı Hakk'ın mesajı. Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin. İhtiyaçlarınızı bana arz edin. Ben karşılık vereyim. Bu kadar açık. Yani bize açık senet veriyor. Diyor ki siz dua edin. Siz sadece dua edeceksiniz. Ben vereceğim. Ama dua ederseniz vereceğim. Etmezseniz değil. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti, bana ibadet etmekten, bana kulluk etmekten, bana dua etmekten kibirlenenler var ya, seyedhulûne cehenneme dâhirin, zelil olarak cehenneme dahil olacaktır. Niye bana ibadet etmedin, niye bana dua etmedin diye. Bakın dua etmemenin manevi bir cezası da var zaten. Yukarıda da söylemiştik. Mella yed'uni eğzeb aleyh, bana dua etmeyene ben kızarım dediğini de söylemiştik Cenab-ı Hakk'ın. Yani öncelikle Kur'an insanın dua etmesini kesin bir hüküm olarak ortaya koyar. Dua etmesini ister. Etmeyenin yanlış yaptığını, kendisini beğendiği için kibirlenmesinden dolayı dua etmeyi zül saydığı için dua etmeyenleri de kıyamet gününde cehenneme sokacağını çok açık bir şekilde ifade buyuruyor. Şimdi insanların kafası ben Allah'la nasıl temasa geçeceğim, nasıl diyaloğa geçeceğim diye insanların kafası almayabilir. Buna da Cenab-ı Hak bir yöntemle açıklık getiriyor. Ne diyor? Buyuruyor ki Cenab-ı Hak sevgili peygamberimize diyor ki ve izâ se'eleke ibâdî annî, benim kullarım senden beni sorarsa, yani biz dua edeceğiz, nasıl edeceğiz gibi, işte nerededir, nasıl bulacağız, nasıl diyalog kuracağız gibi, kuramayız gibi soranlar olursa benden, de onlara ki fe inni karib, bilmeliler ki ben onlara çok yakınım, en yakınındayım ben. Yani bir defa bunu bir söyle onlara diyor. Ucibu da'vetet da'i izâ de'ani, bana her kim dua ettiği zaman, hem kim olursa olsun dua ettiği zaman mutlaka ona bir karşılık veririm. Dua edenin karşılığını veririm. Bir defa burada bakın insanın kafasından ben Allah'la diyaloğa geçebilir miyim, geçemez miyim? Bunun için aracılar mı aramam lazım, filancıya mı gidip dua ettirmem lazım gibi kafasını bulanıklaştıran insanlar için Allah imdada yetişiyor. İşte Kur'an diyor ki sana benden sorarsa kullarım de onlara ki ben onlara çok yakınım. Ve kim olursa olsun her dua edenin duasına mutlaka karşılık veririm. Bakın karşılık sizin istediğiniz gibi bir karşılık anlamında değil. Mutlaka onu değerlendirir. Ya bu dünyada ya öteki dünyada ona bir karşılık biçer ama mutlaka onu değerlendirir. Yani anlayacağımız şey budur. Veya bugün değil de yarın karşılık verir. Yani onun bir acelesi yok. Onun bizimle böyle bir taahhüdü de yok ama dua etmeyene vermez. Dua edene de mutlaka verir. Bilmemiz gereken bu. Ve yine Cenab-ı Hak buyuruyor. وَيَسِجِيُوا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İman eden ve erdemli davranışlar sergileyen insanların dualarını mutlaka cevaplandırır Allah Teala. Ayrıca وَيَزِيلُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, daha fazlasını da bu dualarından dolayı öteki dünyada kat kat verir. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, halbuki inkarcılar, inkar edenler, yani dua etmeyenler, Allah'ı hesaba katmayanlar kıyamette şiddetli bir azap. Bu dua edenler orada da kat kat sevap almalarına mukabil bunlar cehennemde olacaklardır.
Ayrıca Allah bizlere ikrar ettirici bir soru da soruyor bize şimdi. Yani bir soru soruyor. Gelin bakalım bu sorunun cevabını herkes nasıl verecek? Buyuruyor Cenab-ı Hak, soruyor. Emmen yücibul muhtarra izâ de'â. Biz sıkıntıya düştüğünüz zaman kim cevap verecek size? Yani bir sıkıntıya düştüğünüz, yani gene örneği yağmurdan verelim. Bir ay yağmur yağmadı. Kimden isteyeceksiniz yağmuru? Ve yekşifu su'e ve yec'alukum hulefâ'el ard. Sizden sıkıntıları giderecek olan kimdir? Sizi yeryüzüne, geçmiş toplumlara, daha önceki medeniyet kuran toplumlara halife yapan, onların yerine sizi getiren kimdir? Bu soruyor. Bu sorunun cevabını insan vermek durumundadır. Şimdi Cenab-ı Hak soruyor. Sıkıntıya düşüp de dua ettiği zaman o sıkıntıların o duaya karşılık verecek kimdir? Ve o sıkıntıları giderecek olan kimdir? Ve sizi geçmiş milletlerin yerine varis kılan kimdir? İlahümme Allah. Allah'la beraber başka birisi mi var zannediyorsunuz? Kalilem ma tezekkerun. Ne kadar da düşünmüyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Bir başka sualde de gene emmen hadellezi huve cundun leküm yansurukum min dunir rahman. Allah'tan başka size ordu kuracak, ordu getirip de size yardım edecek birisi var mıdır diye soruyor. Elbette ki yok. O zaman bu sualleri niye soruyor? O zaman sürekli ondan yardım talep edelim. Yani ona dua edelim diye. Ve cevabı da kendisi şöyle veriyor. Bel iyyahu ted'une fe yekşifu ma ted'une ileyhi inşa'e ve tensevne ma tuşrikun. Hayır, tam aksine. Yakarışınız yalnız onadır. Yani en sıkıntılı halde bile, inanmasanız bile en sıkıştığınız zamanda yakaracağınız yegane varlık odur. Bu durumda o eğer dilerse sizi kendisine yalvarmaya yönelten o sıkıntıyı giderir. O zaman Allah'tan başka ilahlık yakıştırdığınız her şeyi de unutmuş olursunuz. Yani başvuracağımız yer Allah Teala'dır. Duada bir istekte bulunabilmemiz için Allah için bir iş de ortaya koyabilmek de lazım. Yani şöyle diyelim, karşılıksız Cenab-ı Hak'tan duayla bir şey istemememiz gerekir. Onu da Fatiha suresinde çıkarıyoruz. Günde 5 vakit namaz kılan insan 40 defa Fatiha suresini okur. Bu surelerin içindeki ayetlerinden birisi İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Sadece sana ibadet ederiz, sadece senden yardım isteriz. Yani burada şudur, ibadeti öne almış Cenab-ı Hak. Yani biz sana ibadet ediyoruz. Sadece sana ibadet ediyoruz. Ya dua ediyoruz da ayrıca. Ve İyyâke nesta'in ve senden istiyoruz. Yani yapmadan istemenin doğru olmayacağını, yani Allah'tan bir şey istemeye yüzümüz olsun. Onun bize verdiği görevleri yerine getirmiş olalım. Yani getirme yolunda bir gayret gösterelim ki ondan isteyebilelim. Yüzümüz olsun. Yoksa Allah'ın hiçbir dediğini yapmayalım. Bizdeki de bir ona dilekçe gönderelim. Benim şu işimi de hallet. Böyle bir dua anlayışı da yok. Karşılıklı, yani diyaloğu karşılıklı yapacağız. Dediğim gibi kul aczini ifade ederek ona başvuracak. Allah da onu rahmetiyle, merhametiyle onu kuşatacak ama bir şey koyacak ortaya. İşte o ortaya koyacak şey ibadettir, duadır vesaire. Dua derin bir saygı ve endişeyle yapılmalı. Yani bu çok önemli. Dua yapacak olan insan derin bir saygı içinde olmalı. Endişe içinde olmalı. Acaba kabul olur mu olmaz mı? Bağırıp çağırmaktan uzak kalmalı. Ağdalı ifadelere de asla yer verilmemeli. Şimdi şiirsel dualar var. Böyle bir adamın biri vaktiyle şiir olarak yazmış. Kendi duyguları onlar. Yani bizim duygularımıza tercüman olur ama hiçbir zaman bizim duygularımız değildir onlar. Tercümandır bizim duygularımıza. Tamam, onun istediğini biz de isteriz ama benim öncelikli istediğim olmayabilir. Onun için birisinin yazdığı duaları okumak yerine, birisinin söylediklerini tekrar etmek yerine her mümin kendisi Allah'a kendi ifadesiyle, kendi lisanıyla, ya Rabbi, kendi söyleyebildiği kadarıyla, yani bakkaldan bir şey isterken nasıl istiyorsa Allah'tan da aynı şekilde isteyecek. Ya Rabbi, bana ben şöyle bir isteğim var. Beni buna kavuştur gibi bir söyleyebilme. Dua budur. Yani insanın içinden gelecek, saygı içinde ve bir edep içinde de olacak. Şimdi bu akşam iftar programları, işte o meydanlardaki iftar programlarında görürüz.
Ya Rabbi işte bizi peygambere ümmet eyle. Peygamber ümmetiyiz zaten, daha nasıl edecek? Nasıl ümmet edecek? Ha, peygambere layık belki denebilir. Hastalarımıza acil şifalar ver. Oldu. Yani acil şey, zamanı da sen belirliyorsun. Hastalara şifa ver. Elbet ya Rabbi, hastalarımıza şifa ver. Acil, acil ne yani? Yeni, hemen, peş peşe. Olabilir mi öyle bir şey? Yani insan konuşurken ağzından, özellikle Allah'la konuşurken neyi, nasıl söyleyeceğini iyi tespit etmeli. Ve mesela gene bu dualarda işte görüyoruz, filancının hakkı için, hiç kimsenin Allah'ta hakkı yok. Filancının hürmetine, hiç kimsenin hürmeti Cenab-ı Hakk için bir değer ifade etmez. Yani onların hiçbirisinin dinen uygun olmadığını herkes, her müminin bilmesi gerekir. Ne diyeceğiz? Allah hakkı için, hakkan lillah, Allah hakkı için, ismi azamın hakkı için, yani hep onun, Allah üzerinden hareketle. Ya Rabbi sen yüceler yücesisin, sen her şeye kadirsin. İsmi azamın hakkı için, en güzel ismin hakkı için ya Rabbi bize ver demek varken, filancının, feşmekancının hakkı için, onun hürmetine, bunun hürmetine, bunlar doğru şeyler değil. Veya bazen mesela o gazelhanlar bağırır, medet ya Resulallah. Ya medet, medet demek yardıma gelmek demektir. Yardıma gelebilecek tek varlık vardır, Allah'tır. Peygamber gelemez, medet ona denmez. Medet ya Rabbel Alemin, eyvallah, ama medet ya Resulallah, yok öyle bir dava. Gelemez, o bir yardımda bulunamaz. Onun yardımı ancak onun ilkelerini benimseyerek takip ettiğin zaman o sana yardım etmiş olur. Onun dışında başka bir yardım olmaz. Şimdi demek ki duada saygı ve derin bir saygı ve endişe içinde olmak lazım. Kim diyor? Allah diyor. Yani kim diyecek? Allah diyor. Ud'u rabbekum tadarruan ve hufye. Siz Rabbinize karşı alçak gönüllüce ve yüreğinizin ta derinliklerinden seslenin. Alçak gönüllüce, böyle yüksek perdeden bağırmayın yani. Şunu da ver, bunu da ver. Öyle olmaz. Alçak gönüllüce ve yüreğinizin ta derinlerinden seslenin. Doğrusu o çizgi aşanları sevmez. Yani böyle bağırarak Allah'tan bir şey isteyenler çizgi aşmış demektir. Bunları da sevmez Allah. Buna yani dua ediyorsun, istekte bulunuyorsun, müracaatta başvuruda bulunuyorsun. O zaman bir edeb içinde, bir haya içinde, bir korku ve bir dehşet içinde olur mu olmaz mı, Allah beni huzuruna kabul eder mi etmez mi, bir endişesi içinde olun. Böyle şov biçimli dualardan uzak durun demektir. Bu ayet o demektir. Böyle şov yapmayın. Ayrıca devam ediyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korku ve ümitle yalvarın. Korku ve ümit içinde yalvarın ona. Zira Allah'ın rahmeti her zaman iyilik yapanlarla beraberdir. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمِعًا. Bak iki yerde. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. Rabbinize içinizden gelen gönüllü, alçak gönüllüce bir için, ta içinizin derinliklerinden gelerek seslenin. Öteki ifadesinde de وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمِعًا. Ondan ümit ederek ve korkarak, saygı ve ümit, korku ve ümit arasında ondan dileyin. Böyle bağırıp çağırmayın. Gerçek dua da sadece Allah'a yapılır. Bunu da hemen söyleyelim. Yani Allah'tan başka birisine dua yapılmaz. Niye? Çünkü Allah öyle diyor. Hepsini, bütün ayetleri söyleyemeyiz ama bir tanesini söyleyelim. Ve ila rabbike ferab. Yalnız ve sadece Rabbine yönel. Ve ila rabbike ferab. Sadece ve yalnızca Rabbine yönel. Bu ne demektir? Bu Somuncu Baba türbesine gidip oradaki adama beni kurtar demeyeceğiz demektir. Efendim Telli Baba'ya gidip benim işimi hallet demeyeceğiz. Ne bileyim Oruç Baba'ya gidip orucumuzu kabul et demeyeceğiz anlamındadır bunlar. Biz bunları kimden isteyeceğiz? Sadece Allah'tan isteyeceğiz. Birisini aracı yapacak mıyız? Hayır, yapmayacağız. Öyle bir şey de olmaz. Kimseyi aracı yapmayacağız. Çünkü Allah ne dedi yukarıda peygamberimize? Diyor ki ben onlara dedi ki ben onlara çok yakınım, ben duyarım. Hem Allah nasıl duymasın ki, bize örnek veriyor. Örnek veriyor. Yunus Aleyhisselam okyanusların karanlıklarında, üstelik o karanlıklar içinde yüzen Yunus balığının da karnında iyice kapkaranlık. Zulmetler içinde
Cenab-ı Hakk'a yalvaran Hazreti Yunus'u duyan Allah bizi duymaz mı? Duymadığını düşünmek durumunda olan insanın Allah'a dua etmesine gerek yok zaten o zaman. Yani o zaman zaten kaybetti. Allah bizi her an görür, her an görmektedir, her an duymaktadır. Her yaptığımızı bilir, her dediğimizi bilir, her konuştuğumuz her kelamı tek tek bilir Allah Teala. Öyle hareket etmek lazım. Yani öyle Allah'tan başkasından bir şey istemeyeceğiz. Allah'tan isterken de birini aracı yapmayacağız. Filancının hakkı için ver bana. Yok. Ya Rabbi, ismi azamın hakkı için en fazla söyleyebileceğimiz bu. Sen yüceler yücesisin. Sen her şeye kadirsin. Peygamberimizi öyle öğretiyor. Diyor ki ona, ey peygamber, de ki ey Rabbim, sen yüceler yücesisin. Sen rızıkları verensin. Sen yaratansın. Sen öldürensin. Sen diriltensin. Allah'ı öyle öyle başlayarak onunla diyaloğa geçmek gerekir. Dua Allah'ın en güzel isimleriyle yapılmalıdır. Bu da Allah'ın emridir. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Allah'ın isimleri, çok çok güzel isimleri vardır, yüce isimleri vardır. Onlardan biriyle dua edin ona. Yani filancıyı araya sokmayın demektir. Hemen belirtelim ki insanoğlunun yaratılışı gereği aklından geçirdiği her işi duayla halletme gibi bir yeteneği var, bir eğilimi var. Ne yazık ki kötü bir işini de kotaracağı zaman gene dua eder, yani beddua eder. O halde belirtelim ki kötülüğe dua, yani beddua kınanmıştır. Bir insan beddua yaparsa, yani kötü bir şeyin olmasını isterse bu bedduadır. Bir şey istiyor ki kötü, insan isterse kendisi olsun. Ya Rabbi canımı al demek de kötü duadır ve yasaktır. Yani bu kim için? Başkası için de söylesen, kendin için de söylesen. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor. La yesimul insanu min duail hayr. İnsanoğlu iyi şeyler istemekten bıkmaz. Sürekli isteyebilir. Ama insan hayatın güzel şeylerini hep ister dururken, ama bazen de yine bu insan öyle bir varlıktır ki ve yed'ul insanu bişerri duâhu bil hayr. Bazen de insan iyilik için dua ediyormuşçasına tutkuyla kötülük için de dua eder. Bu onun ve kânel insanu acûle. Bu onun kararlarındaki tezcanlığıdır. Yargısındaki tezcanlığı, aceleciliğidir. O kadar böyle, hatta bazen o kadar ileri gider ki kendi ölümünü bile Allah'ım canımı al demeye der. Bunlar doğru şeyler değillerdir. Bunlardan uzak durmak lazım. Bunu herhangi birisi için de, kendiniz için de demeyeceksiniz. Başkası için de demeyeceksiniz. Ya Rabbi şunun belasını ver demeyeceksiniz. Bu bir Allah'ın kınadığı bir davranıştır. Allah'tan bakın diyor. La yes'umul insanu min du'ail hayr. Hayatın güzel şeylerini isteyip durmak var iken, onların o sayısız olmasına rağmen bir de tutup da kötüyü gene Allah'ı aracı edip de istemenin Müslümana yakışan bir şey olmadığını da bilmek lazım. Yani beddua yok. Hiç kimseye beddua yok. Eğer bir insanın davranışı sizi hoşnut etmiyorsa, bu ilahi iradeye de uygun değilse o davranışlar, ona da dua edeceğiz. Ya Rabbi ıslah et, Ya Rabbi doğruya ilet, Ya Rabbi doğruyu göster ona. Müminlik bunu gerektirir. Dua yalnız dünyalık ihtiyaçlar için de olmamalıdır. Bu da önemli. Yani sadece dünya için isteyenler olur. Onu da örnek veriyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki feminen nasi men yekulu rabbena atina fid dunya. Öyle insanlar var ki bize dünyada ver ne verirsen diyor ve iyilikler ver. Ve ma lehu fil ahireti min halak. Böyle diyenlerin dünyada vaka istekleri yerine getirilebilir ama öteki tarafta zerre kadar isteyebilecekleri, alabilecekleri bir payları yoktur. Ama insanlar içinde öyleleri var ki ve minhum men yekulu rabbena atina fid dunya hasene. Ey Rabbimiz bize bu dünyada güzellikler ver. Ve fil ahireti hasene. Öteki dünyada da güzellikler ver. Ve vekina azabennar. Ve bizi cehennemin azabından koru diye dua ederler. Bak bunlar var ya, bu böyle yapanlar.
Ulaike lehum nasibu mimma kesebu. Bu yaptıkları duadan dolayı ve kazançlarından dolayı, işledikleri güzelliklerden dolayı asıl pay bunlarındır öteki tarafta. Vallahu seri'ul hisab. Allah da bugünün mahkemeleri gibi bekletmez. Çok süratle karar verir ve hak eden hakkını zamanında, anında öder. Böyle yerine getirir. Bunu da bilesiniz diyor. Demek ki dünyaya yönelik de isteyeceğiz ama sadece dünyayla sınırlı kalmayacağız. Bizim iki dünyamız var. İki dünyamızın da mamur olmasının arzumuz olması gerekir. İki dünya içinde isteyeceğiz. Birini diğerine tercih etmeyeceğiz. Duada devamlılık esastır. Yani ve izâ messehu şerru fedû duâin arîd. İnsanoğlu öyle ki hiç Allah'ı hatırlamaz, dua etmez ama bir sıkıntıya düştüğün zaman, mesela bir deprem olduğu zaman herkes Müslümandır. Herkes başlar bağırmaya diyor Allah. Uzun uzun, ince ince dualar okumaya başlar. Öyle olmayacak ya. Sürekli olacak. Yani bir sıkıntımız olmadığı bir zamanda ya Rabbi bize sıkıntı verme diye dua etmeliyiz. Ya Rabbi, yani şu anda bir isteğimiz olmayabilir ama ya Rabbi bize sağlık ve afiyet ver diye de dua etmeliyiz. Bu duayı en güzel nerede yapacağız, bu duaları? Bakın, geçen de gene o meydanlardaki iftar programlarından birisindeki profesör diyordu ki, namaz kılındıktan sonra camide artık görev kalmaz, herkes dağılabilir. Kalan görev nedir? Yani yapılan nedir? Teamül nedir? Namazdan sonra imam efendiyle birlikte kolektif bir şekilde orada namaz kılan insanlar, Cenab-ı Hakk'a karşı bu görevlerini yerine getirmişler ve ondan şu anda bir şey istiyorlar. Hep birlikte isteyecekler. İşte o görevi bırakın gidin diyor. Bunu derken de biraz sonra diyor, hadi kaldırın ellerinizi, dua yapacağız diyor aynı adam. Peki arkadaş, hani görev değil de niye dua ediyorsun şimdi sen o zaman burada öyle? Oysa duanın en güzel, en fazla kabul olması muhtemel olan yer, bir vakit namazının eda edilmesinden sonra Allah'tan isteyeceklerimiz en fazla kabul görecek isteklerdir. Yani bu da en güzel, bir de topluca insanlarla birlikte yaptığımız zaman bir anlam ifade edecek. O da camide olur işte. Yani biz biliyoruz ki hiç kimse yağmur duasına tek başına gitmez. Toplar, milleti de gider. O halde topluca dua etmeliyiz. O da camide olur. Evet. Yani dua ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret değil. Daha da yarınki sohbetimize de gene dua üzerinde gene Allah'ın söylediklerini hatırlatacağım. Hep dua ile kalın. Duanız hiç eksik olmasın. Ve Cenab-ı Hak hepimizi rızasına uygun kullar olabilmeyi becerenlerden olmayı nasip eylesin diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın sevgili.